Bu günler, bu olaylar gelip geçer. İnşallah. Şimdi çok yakında 2016'ya gireceğiz. 2016'da olaylarla dolu bir yıl. İnşallah. 16, 2017, 2018, 2019'da artık cadde düzleniyor. İnşallah. İnşallah. Son hız ilerleyeceğiz. İnşallah. Niye? Çünkü Allah öyle yaratıyordu onun için. İnşallah. Yoksa öyle çalışmayla, uğraşmayla, gayretle olacak şeyler değil İttihat İslam. Planla, projeyle olacak şey değildir. Hazreti Musa'nın planı, projesi yoktu. Peygamberimizin de planı, projesi yoktu. Değil mi? Hira mağarasında tefekküre çekildi. Hazreti Musa da Cenab-ı Allah ona yanan bir çalıdan tecelli etti. Hiçbir projesi yoktu. Olaylar hep peş peşe gelişti. Hiç ummadığı şekilde gelişti. Hazreti Yusuf'un da bir projesi yoktu. O mağaraya girmeyi kendisi istemedi. Şey, kuyuya. Evet. Değil mi? Evet. Hapse de kendi girmek istemedi. Kadının saldırmasını da o istemedi. Olaylar hep kendinden gelişti. Öyle projeli, planlı bir İttihat-ı İslam yok. Yani Suriye'nin konumu, Irak'ın konumu gelişirken gökte de Allah kuyruklu yıldızlarla işaretini veriyor. Bunlar insan yapımı olaylar değil. İnsanlar yapabileceği şeyler değil. Biz iki uçlu kuyruklu yıldızı göğe koyamayız. Tamamen olaylar kader içinde akıyor, gelişiyor. Bir kader içinde geldi de ey Musa diyor Allah'a. Tabii.